LGS çalışma soruları çözümümüze Antalya ili sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu defa birbirinden kaliteli tam 37 soru, yanlış duymadınız, 37 adet yeni nesil sorunun birbirinden kaliteli 37 sorunun hızlı ve pratik çözümünü paylaşacağız. videomuz birazcık uzun olacak ama seri halde devam edeceğiz. Videomuzun açıklama bölümünden PDF çıktığımızı alarak soruları oradan da takip edebilirsiniz. Eğer hazırsanız haydi başlayalım çözümlerimize. <laughs> thank <laughs> İlk sorumuz noktalama işaretleriyle alakalı numaralanmış cümlelerde virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar Timur herkesin başarılı olması için çalışıyor. İşi yapan kim? Timur. Özneden sonra. Birinci cümlede özneyi uygulamak için. Doğru. Eliyorum. Okulumuzu ikinci evimizi hepimiz çok özledik. Gerçekten çok doğru. Burada iki tane virgül arasına alınmış. Biz buna ne diyoruz? Ara söz diyoruz. İkinci cümlede ara söz ayırmak için kullanılmış. Bu da doğru. Bu küçük kedi her gün kasabın önünde bekliyor. Kim bekliyor? Bu küçük kedi özneyi vurgulamış burada arkadaşlar. Seçeneğimize bakalım. Üçüncü cümlede özne olarak kullanılan işaret aa, işaret zamirinden sonra diyor. Peki sizce bu işaret zamiri mi? Bu küçük kedi. Küçük buradan iteleme sıfatı. Bu da işaret sıfatıdır. Çünkü yanında isim var. Zamir olmaz. Dolayısıyla işaret zamirinden sonra gelmemiş. Cevabımız C olur. Fatih büyük bir zafer kazanmış. İstanbul'u fethetmişti. İki farklı cümleyi birbirine bağlamış. Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. İki numaralı sorumuzu bir okuyalım. Buna göre Mehmet hangi metin türünde bir yazı okumak istemektedir? Metin türü neydi arkadaşlar? Bilgilendirici metin, hikaye edici metin ve şiirler. Şimdi bir okuyalım metnimizi. Koronavirüs ile ilgili konuşulanları takip etmek isteyen Mehmet babasının masaya bıraktığı gazeteyi alır ve şunları okur. Çin'de ortaya çıkan ve dünya gündemini oldukça meşgul eden koronavirüs hızla ve kolayca yayılabilmesi sebebiyle kısa sürede birçok insanı etkisi altına aldı. Bütün dünyanın konuşmasına karşın koronavirüsün ne olduğu ve nasıl yayıldığı çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Çin'den sonra dünyanın farklı yerlerinde de yayılmaya başlayan virüs için yapılan ilaç denemelerinde bazı ilaçlara hastaların iyi tepkiler verdiği gözlendi. Gazeteyi bir kenara koyan Mehmet aslında bilimsel, nesnel bir yazı okumak istediğini düşünerek dergilere göz atmaya başlar. Bakın buraya kadar bir haber yazısıydı. Yani köşe yazısı veya fıkra diyorduk biz bunlara. Ancak şimdi Mehmet nasıl bir metin istiyor? Bilimsel ifadeler, öznel değil nesnel yargılarla yazılmış bilimsel bir metin, dergiler istiyor. Hangisi olur? Deneme nesnel ifade değil, öznel ifadeli anlatılır. Fıkra zaten okuduğuydu gazetedeki köşe yazısı haberdi. Bunu da eliyorum. Romanın hiç bununla alakası yok. Ve makale dediğimiz şey makale denen metin türü arkadaşlar kanıtlama amacıyla yazılan bilimsel ifadelerden oluşan nesnel cümlelerle kurulmuş dergilerde yer alır. O yüzden cevabımız D olur. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bir deyim sorusu göze çarpıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Durum ve deyim eşleştirmesi yanlış yapılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Müdürün geleceğini duyduklarından beri koşuşturma içindeler. Yani bir telaş, bir panik havası var. Etekleri zil çalıyor. Doğru. İstemeden de olsa söylenenleri duymuştu. Kulak kesilmek ama istemeden diyor. Dolayısıyla kulak kesilmek değil. Ne demesi lazım? Kulak misafiri olmak. Yani istemeden olduk. Kulak misafiri olmak. Burada arkadaşlar kulak kesilmek ya da kulak kabartmak gibi bilerek yapılan dinlemeler kullanılmaz. B seçeneğinde bir deyim yanlışlığı var. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözmüşlerdi. Tatlıya bağlamışlardı. Doğru. Ailesine kavuşacağı günü heyecanla bekliyordu. Yani bugünü iple çekiyordu. Bu da doğru. Sıradaki sorumuzun bir paragraf sorusu olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı diyor. Yani ana fikir arkadaşlar. Şimdi bunların bir kısmını parçada bulacağız ama bizim için önemli olan en kapsamlısını yani metnin tamamında anlatılanı bulabilmek. Önce okumamız lazım. Yazmak üzerine defalarca yazı yazılmış olabilir. Yazılan yazılar hiçbir zaman yazmak eyleminin derinliğini açıklayamamıştır. Yazmak açıklanabilir mi? İnsan yazdıkça rahatlar. Arkadaşlar ana fikir genellikle ya giriş cümlesinde olur, giriş bölümünde ya da sonuç bölümünde olur. Ortada gelişmeler anlatılır, örnekler verilir. Kelimelerin, harflerin büyülü dünyasında kaybolur adeta. Kalem dile gelir, duygular konuşur, sayfalar eşlik eder bu yolculuğa. Silgi mi? Bu birliğin düşmanı gibidir. Yanlış da olsa, hata da olsa bütün kağıt bütünleşir yazılanla. Ayrılmak istemez harflerden. Kendi kendi canından parçaymış gibi görür kopmak istemez silgi sessizce bekler kenarda bir şekilde devreye girmek ister muktedirdir yazar yazmaya hükmeder yazdıklarını silmek istemese de mecburdur bazen istemeye istemeye alır silgiyi eline sonrasını siler hatalarını yanlışlarını tekrardan koyulur yazmaya yazdıkça mutlu olur Rahatlar. Bu kutlu yolculukta en vefalı arkadaşlarıdır. Harfler, kelimeler, kalemler, defterler. Kimseye anlatmadığı içinde büyüdükçe büyüyen duygularını aykırır kağıda. Kağıt sessizce dinler yazanı duygu ortağı olur. En iyi dosttur, sırdaştır söylediklerinizi de kimseye anlatmaz. Tekrardan yazacağınız günü bekler sabırsızca. Yazmak insanın duygularını yansıtmak için kullandığı yegane uğraştır. Doğru bu metinden çıkarılır. Ancak yegane ne demek? Tek uğraştır. Sadece insan yazarak mı duygularını anlatıyor? Eliyoruz. Duygu ve düşüncelerimizi aktardıktan sonra onlarla bütünleşiriz. Birkaç yerde duygu orta olur diyordu ama metnin genelinde bu duygu anlatılmıyor. Yazmak tam olarak tanımlanamayacak kadar girift yani karmaşık, zor. Bakın şurada geçiyordu. Hiçbir zaman yazmak eyleminin derinliğini açıklayamamıştır. Yani tanımlanamayacak kadar karmaşıktır yazma işi. Fakat mutluluk verici bir uğraştır. Tamamında insanı mutlu olduğunu, rahatladığını, haykırdığını kağıtlara. Ondan sonra nerede vardı arkadaşlar? Şuralarda yine geçiyordu. Yazdıkça rahatlar. İnsan yazdıkça rahatlar. Yani mutlu olur. Dolayısıyla metnin birçok bölümünde bundan bahsedilmişti. En kapsamlı yargıda C seçeneğidir. İnsanın duygularını kağıda döktükten sonra silgi kullanmaması gerekir. Burada hatalarını silmek için kullanır. istese de istemese de diyordu. O yüzden bunu da almıyoruz. Beşinci sorumuzu bir okuyalım arkadaşlar. Bu metnin anlatım biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Instagram'da anlatım biçimleriyle ilgili birçok püf nokta verdim. Neydi onlar arkadaşlar? Bah diye kodlamıştık. Betimleme, açıklama, hikayeleme yani öyküleme ve tartışma. Bir de betimleme sözcüklerle resim yapması ...kanıtıdır yani fotoğraftır. Öyküleme yani hikayeleme ise videodur demiştik. Şimdi dört dördü de seçeneklerde var. Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici ve öyküleyici. Bir bakalım metnimize. Erzurum'a yağmurlu bir günde Zakir Bey'in bahsettiği bu bitmez tükenmez mezarlığın arasından geçerek girdim. Bir olay anlatılıyor. Dolayısıyla şu ana kadar öykülemeye benziyor. Onun zamanla hırpalanmış uzun kırmızıya çalan taşları... Erzurum'un her işçiliğe gelen o çok güzel yumuşak taşı sert rüzgarın savurduğu sağanak altında hayaletler gibi etrafıma almıştı. Evet bir olay var ama bir de göz önünde canlandırma var. Açıklamayı eleyebiliriz. Tartışmada iki farklı görüş olacak. Onu da eliyoruz. Cevabımız ya betimleyici ya öyküleyici. Şimdi bakalım betimlemeler ağırlıkta mı? Yağmurlu bir gün. Evet gözümüzün önünde canlandı. Bitip bitmez tükenmez mezarlık. Mezarlığın büyüklüğü de gözümüzde canlandı sıfatlarla. Hırpalanmış, uzun kırmızıya çalan taşlar. Evet arkadaşlar uğraşmaya gerek yok. Bir sürü niteleme sıfatı kullanmış, gözümüzün önünde canlandırmış. Yumuşak taş, güzel taş, sert rüzgar. Dolayısıyla cevabımız betimleyici anlatım tekniği olur. C olur. Arkadaşlar altıncı sorumuz tam bir sayfa boyutunda. O yüzden sadece önemli bölümü aldım. Soruyu çözecek arkadaşlarımız için şimdi soruyu okuyorum. Diyor ki Mehmet, Zeynep ve Cansu fiilimsiler bulunan cümleler yazmışlar. Ve burada kullandıkları fiilimsi başına iki puan alacaklar. Puanlar nasıl olacaktır? Şu şekilde de doğru yaptıklarının puanlarını belirlemiş. 2 ile çarpacağız fiilimsileri. Evet siz çözün arkadaşlar. PDF çıktısı olmayanlar sadece videodan çözenler şu şekilde çözebilirler. Bulduysanız, fiilipsleri ve puanlamayı yaptıysanız şimdi birlikte kontrol edelim. Mehmet, yıldızların aydınlattığı, aydınlattığı, dik dik bu bir sıfat fiil. Kumsalda yürüyen insanlar, nasıl insanlar yürüyen insanlar, anası mezar dikecekmiş bu iki. Konuşmaları, isim fiil var bu üç. Ve çocukların cıvıl cıvıl oynamaları, oynama, mağışmak bu da isim fiil dört. Beni mutlu eden sıfat fiil beş. Geçmiş olmaz burada isim olmuş, götürerek, arak erek. 6 zarf fiil tazeleme 7 yarayan bir etken 8 sıfat fiil olduğu için tam 8 adet fiilimsi bulduk arkadaşlar. Fiilimsi bulduk. Demek ki Mehmet 2 ile çarptığımızda kaç puan alacak? 16 puan alacak. B seçeneğini eliyorum. D'yi de eliyorum. Mehmet'in puanı 16. Peki Zeynep, geçen gün sıfat fiil bu 1 Bahçeyi kazarken kazmak fiil olduğu için ken burada zarf fiil. 2. Fark ettiğim dık dik sıfat fiil. 3. Karınca yuvasında bulunan an en sıfat fiil. 4. Uçmak için mağışmak isim fiil. 5. Yuvan üst kısmına çıkıyor sonra kanatlarını çırparak arak erek zarf fiil. 6. Tam 6 adet fiilimsi de kim kullanmış? Zeynep kullanmış. 6 çarpı 2 12 yapar. A'yı da de eliyoruz. Demek ki Cansu 4 tane fiil kullanmış. 2 ile çarpınca 8 yapıyor. 4 tane fiilimsi kullanmış. Bakalım. Olan çok karıştırılır. Buna dikkat edin. Sıfat fiildir. Olan ve diye. Diye de zarf fiildir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu bir. Bulmak. 2 Çabalaman. 3 Sıfat fiil olduğu için yapıp zarf fiildir. 4 tane. Doğruymuş arkadaşlar. 4 kere 2 8. Cevabımız C seçeneği. Yedinci soruya geldiğimizde arkadaşlar bir haber metni var. Diyor ki yukarıdaki başlığa sahip haber metninin içeriğinde aşağıdaki ifadelerden hangisinin yer alması beklenemez. Haberimiz neymiş? Küresel salgın koşulları hatırlatıyor. Küresel salgın koşulları hatırlatıyor. Suyun korunması ve iyi yönetimi şart. Asıl haber burası. Suyun korunması ve iyi yönetimi gerekli diyor. Peki bakalım. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç içinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarında yeterli ve temiz suya erişimin, suyun iyi yönetiminin ve karar alma süreçlerinde katılımcılığın hayatı önemi olduğunu çizdi. Gitti. Suyun önemli olduğunu söylüyor. Bizim için toprağı korumak, iklimi korumaktır. Toprağı korumak. Şu anda topraktan bahsetmemişti bizim haberimizde. Şimdiye kadar bu anlayıştan hareketle birçok farklı ilde bir çeşitli etkinlikler düzenledik. Düzenlemeye de devam ediyoruz. küreye saygı projesi kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programıyla da çocukların iklime bağlı olarak kendi yaşamlarını ve doğada gerçekleşen değişimleri fark etmelerini aynı zamanda bu değişimlerin yine ya arkadaşlar okumaya gerek yok. Tamamen toprakla alakalı bir düzenlemeden bahsediyor. Oysa bizim haberimiz suyla alakalıydı. Suyun iyi yönetiminin önemine dikkat çekmiş. Temiz ve yeterli suya erişimin ilk şartı demiş suyun korunması. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 8. sorumuza baktığımız arkadaşlar verilen cümlelerden bir metin oluşturacağız. Anlamlı bir metin. Burayı da yanlış yazmışlar. Anlamlı bir metin oluşturacağız. Şimdi sıralama nasıl olmalıdır diyor. Arkadaşlar bütün seçeneklerde ilk cümlemiz 2. Zaten giriş cümlesi bulacaktık bunu vermeseydik farklı verseydi. Ardından olmaz. Şimdi olmaz. Eğer olmaz. Bunlar giriş cümlesi olamaz. Dolayısıyla mantıklı olan da bu. Burada bir deney var. Şurada dikkatimi çekti. Bir bardak saf, saf, suyun içine bir adet yumurtayı dikkatlice bırakın. Sonrasında 4 mü, 5 mi, 3 mü gelecek diyor. Bir bakalım. Bir bardak suyu, bir bardak saf suyun içine bir adet yumurtayı dikkatlice bırakın. Sonra şuradan gidelim A'dan. Eğer yumurta bozuk değilse bardağın dibine düşmesi gerekiyor. Peki sonra bir demiş ardından ikinci bardağın içine biraz sıcak su doldurun ve içine 4-5 yemek kaşığı tuz atın. Aradaki fark 4-5 yemek kaşığı tuz atmak oldu. Sonra şimdi ikinci yumurtayı bu bardağın içine bırakın. Burada aslında eksiklik var. Sonra yumurta suyun dibine düşmek yerine suyun yüzeyinde yüzecektir. Ee, arkadaşlar metni anlayabildik. Umarım siz de anlamışsınızdır. İlk bardağa yumurtayı koyarsanız diyor suyun içine dibe düşer. Nerede yazıyordu orası? Yumurta su, e, neredeydi? İki, şu 4. Eğer yumurta bozuk değilse bardağın dibine düşer. Ancak diyor ki diğer bardağa 4-5 yemek kaşığı tuz eklerseniz o zaman 3. E, cümle ikinci yumurtayı bırakın. Ardından yumurta suyun dibine düşmek yerine suyun üstüne çıkar. Yani aradaki fark bu. Metni anladık. Artık gerisi çok kolay. En sonunda deneyi bitirmek için su soğuyana kadar beklerseniz deney daha iyi olacaktır. Şurası zaten en son bölüm belli. 6 numara zaten üçünde de 6'yı vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar en mantıklı seçenek şurası. Bakın tekrar ediyorum. Bir bardağın içerisine yumurtayı dikkatlice bıraktık. Ardından şu cümle bozuk değilse bardağın dibine düştü. Ardından ikinci bardağa tuz yemek kaşığıyla tuz attık. Ondan sonra diğer yumurtayı buna bıraktık. Ve bu defa suyun dibine düşmedi. Suyun üstüne çıktı tuzlu su olduğu için. Ve sonra da deneyi bitirdik. En mantıklı sıralama C seçeneği A seçeneği olur arkadaşlar. Cevabımız A. Arkadaşlar 9. sorumuzun üst bölümünde fiilimsilerin tanımı yapılmıştı. O yüzden orayı almadım. Biz zaten fiilimsilerin tanımını biliyoruz. Şimdi bizim için önemli olan bölüm burası. Ardından öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki bilgilere uygun bir cümle yazmalarını istiyor. 4 tane öncülümüz var. Cümlede sıfat fiile zarf fiil bulunacak. Ama isim fiil bulunmayacaktır. Şimdi eleyelim. Arızalı olanlar sıfat fiil, tamam. Tamir etmeden, madanmeden zarf fiil, tamam. Ayrılmanı istemiyorum. Ayrılma, mağışmak isim fiil. Burada isim fiil bulunmayacak demişti. Bunu eliyoruz. Eliyoruz. Yolda yürürken zarf fiil Karşıma çıkan şeyler sıfat fiil. Beni insanlığın geldiği nokta bu da sıfat fiil. Konusunda düşünmeye sevk ediyor. Ha, düşünme isim fiil mağışmak. Dolayısıyla burada da isim fiil var. Bunu da eliyoruz. Bu görevi tamamlamadan madan sana aldığımız paketleri açamazsın. Dık dik. Sıfat fiil. Zarf fiil ve sıfat fiil var. İsim fiil yok. Burası tuttu. Çok güzel. Zarf fiil sıfat fiilden önce gelecek. Doğru. Sıfat fiilden önce gelmiş. Zaman anlamı bildirecek. Ne zaman açamazsın? Bu görevi tamamlamadan. Bu da doğru. Sıfat fiil atlaşmış olacaktır. Bakalım aldığımız paketleri nasıl paketler aldığımız paketler atlaşmış değil. Bu normal sıfat fiil. O zaman C'yi de Son seçeneğimiz yaptığında, dığında, diğinde zarf fiil. Mutlu hissedenlerden an en sıfat fiil birincisi doğru, zarfi isfatfilden önce gelmiş. Bu da doğru, zaman anlamımı bildiriyor. Ne zaman haberlerden hissedenlerden olacaksın? Tavsiyeleri yaptığında. Doğru. Peki atlaşmış sıfat fiil mi? Hisseden insanlardan, kişilerden burası düşmüş. Evet atlaşmış sıfat fiil. 3 kurala da uydu. Cümlede birden fazla sıfat fiil ya da birden fazla zarf fiil olması durumunda her fiilimsi türünden yalnızca birinin yukarıdaki kurallara uyur olması gerekir. Burada zaten her türden bir tane var. Dolayısıyla sıkıntı yok. Cevabımız D seçeneği. 10. sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur. Şimdi paragrafı okursak unuturuz. O yüzden sorulardan gidelim. İlk olarak hangi ülkede görülmüştür? Yeni koronavirüs ilk olarak Çin'in, Çin'in Wuhan eyaletinde gitti. Hastalığın belirtileri nelerdir? <laughs> Arkadaşlar sorular <laughs> pardon. Genellikle sıraya göre yazılırlar. Yani bu sorunun cevabı buradadır. Sonda değildir. Sırayla gider genellikle diyoruz. Bu bize bir ipucu olsun. Hastalığın belirtisine bakalım var mı? solunum yolu belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı. Hemen yanında var. Bunu da eliyorum. Koronavirüs hastalığına yol açan virüsün adı. Şimdi şurada parantez içerisinde COVID-19 demiş. Burada da koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur. Yani yol açar şeklinde söylemiş. Dolayısıyla C'yi de eliyorum. Hastalıktan korunma yolları nelerdir? Okuyalım. Buraya kadar görmedik. Zaten olursa yanlış yapmışız demektir. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer e eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Koronavirüsler hayvanlarda ve insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu solunum sendromu MERS ve şiddetli akut solunum sendromu SARS gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Arkadaşlar korunma yoluyla ilgili herhangi bir bilgi parçamızda bulunmuyor. Ve geldik 11. sorumuza. Bu metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Yine seçeneklerden gidelim. Metin bilgilendirici bir türde yazılmıştır. Şimdi bizim 3 tür metnimiz var. Bilgilendirici, hikaye edici, bir de şiirler. Hikaye edici de olay anlatılır genellikle. Şiir zaten düz yazı şeklinde olmaz. Bilgilendirici midir? Bir bakıyoruz. Kıymetli sanatseverler perdelerimizi geçici bir süreyle kapattığımız bu istisnai günlerde sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz. Sanat hakkında görüşlerini belirtiyor. Dolayısıyla bilgilendirici. Hitap cümlesi kullanılmıştır. Kıymetli sanatseverler diyor. Bu bir hitap cümlesidir. Gitti. Karşılaştırma yapılmıştır. Bakalım. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki sizler için sanat heyecanı evimizde etkinliklerine başlattık. Üstelik sadece tiyatro oyunlarımız değil, konserlerimiz ve dünya ünlü operalarımız da TRT2 ekranlarından yayınlanmaya başlandı. Ayrıca bakanlığımızın YouTube kanalı üzerinden de sizlere ulaşıyoruz. Ekranlarınızdan evlerinize sanat perde açmaya devam ediyor. Evde kalın, sanatla kalın. Herhangi bir kıyaslama, herhangi bir iki unsuru karşılaştırma göremedim. Dursun, öznel ifadeye yer verilmiştir. Zaten okurken fark etmişsinizdir. Bu, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ait kendi görüşlerini belirten bir metin. Şurada da ne diyordu arkadaşlar? sanatın hayatımızdaki değerini ve yerini güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz. Bu bakana göre güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyor. Bana göre çok da kaliteli bir şekilde idrak etmiyor olabilir. Dolayısıyla öznel cümledir. Cevabımız arkadaşlar karşılaştırma olmadığı için C seçeneği. Arkadaşlar soru sayımız çok olduğu için 37 adet sorumuz olduğu için seri bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Lütfen anlayışla karşılayın. 12. sorumuz. Bu bilgilendirici afişten yani aşağıdaki yaklardan hangisi çıkarılamaz diyor. Bu tarz sorularda biz metni okumuyoruz, seçeneklerden gidiyoruz. Söz konusu virüse karşı yapılan çalışmalara karşın henüz bir aşısı bulunamamıştır. Bakalım aşısı var mıdır diyor. Burada yazar. Yeni koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Gitti. Koronavirüs kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanmak olumlu sonuç vermemektedir. Antibiyotiklerle tedavi edilebilir mi? Hemen bu başlık altında buluruz. Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz. Dolayısıyla bunu da ediliyorum. Koronavirüs en fazla yaşlı ve kronik hastalar etkilemektedir. Kimler daha fazla etkilenir başlığı altında bunu bulabiliriz elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaştakiler yani yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir. Yani daha fazla etkiliyor. Bunu da eledim. Koronavirüsten korunmanın en etkili yolu insanların toplu bulunduğu yerlerden uzak durmaktır. Evet doğru bize göre. Ancak bu afişte bununla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 13. soruya geldiğimizde arkadaşlar sözcükte çok anlamlılık sorusu görüyoruz. Kuru sözcüğü bu cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Şimdi bu tarz sorularda cevaplar arkadaşlar genellikle size farklı anlamları öğretmek olduğu için ya D seçeneği ya C seçeneği oluyor. Yani en çok olanı veriliyor. Şimdi buna dikkat ederek kelimenin yerine hangi anlamda olabileceğini yazıp kontrol edelim. Birinci cümle. Kuru dalları odunluğa doldurdu. Burada kuru sözcüğü daha sonra kullanılmak için kurutulan taze ve yeşilin zıttı anlamında kullanılmış. Yani şöyle yazalım. Daha sonra kuru daha sonra kullanılmak için yazalım. Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş. Peki bu hastalığın belirtilerinden biri kuru öksürüktür. Yani tek kuru öksürüktür. Salgısı olmayan sadece anlamında kullanılmış. Tek birbirinden farklı olduğunu fark ettik. Suya kavuştu kuru topraklar. Burada kuru toprak derken neyi kastırıyor? Yağış almayan, üzerinde bitki olmayan anlamında. Şöyle yazalım. Yağış almayan topraklar anlamında kullanılmış. Birbirinden farklı. Şu anda üç farklı anlam oldu. Kızartma kuru gitmez. Yanına yoğurt da al. Burada ise yanında başka şey olmayan anlamında kullanılmış. Yanında başka şey olmazsa ne olur? Kızartma tek gitmez. Yanında başka şey olmayan anlamında kullanılmış. Kuru üzüm bizim oraların vazgeçilmesidir. Burada da arkadaşlar üzüm önce yeşildi. Taze ve yeşildi. Ancak daha sonra kullanılmak üzere ne oldu? Kurutuldu. Dolayısıyla birinci cümledeki anlamıyla aynı anlamda kullanılmış. 1, 2, 3, 4. Bu aynı olduğu için 4 farklı anlam var. 5 olmadı ama Dört farklı anlamda kullanıldığını gördük. Oldukça zor bir soru olduğunu kabul etmek gerekiyor. Türk Dil Kurumu sözcüğünden kuru sözcüğünün anlamlarına ve örneklerine bakarak bu soruyu oradan analiz yapabilirsiniz. 14. sorumuz arkadaşlar. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir diyor. Şimdi nesnel ifade var mı? A'dan gidelim. Elbette her toplumun her milletin geçmişte kendine özgü bir tiyatrosu olmuştur. Elbette diyor. Bakın bu kendi görüşü. Fakat kimisi kaybolmuş, kimisi zayıflamış, kimisi de günümüze ulaşabilmiştir. İlk cümleyi eliyorum. Öznel. Bunların konuları, tipleri ve teknikleri halkın içinden çıktığı için gösterilere halk tiyatrosu denir. Burada bir tanım cümlesi var. Ancak bu Bunların konuları ve tipleri ve teknikleri halkın içinden çıktığı için diyor. Yani kendi görüşünü belirtiyor genel olarak. Hepsi birer geleneğe dayanır. Türk Halk Tiyatrosu Türk milletinin çok eski ve zengin geçmişine. Bu da kendi görüşü arkadaşlar. Zengin sözcü özellikle. Kültürüne, sanatına, kabiliyetine uygun olarak çok gelişmiştir. Dünyanın en güzel, en gerçekçi diyor. Tamamen öznel ifade. Arkadaşlar hiçbir cümlede tamamen nesnelik yok. Bunu bulamadık. Ancak kontrol etmek zorundayız. Tanım cümlesini bulmuştuk. Halk tiyatrosu nedir? Konuları, tipleri, tekneleri halkın içinden çıktığı için gösterilere halk tiyatrosu denir. Bunlardır halk tiyatrosu. Eliyorum. Karşılaştırma cümlesi. Bakalım arkadaşlar. Şurada dünyanın en güzel, en gerçekçi diyor. Demek ki dünyadaki diğer sanatlarla, diğer halk tiyatroyla kıyaslama yapmış. Bunu da eliyorum. Kesin eminiz. Benzetme var mıydı? Ben pek benzetme bulamadım açıkçası. Şöyle bir kontrol edelim tekrardan. ...benzetmeler de var. Dünyanın en güzel en geçen... ...en çok dala. Dal sözcüğü... ...birazcık kafa karıştırıcı. Neden? En çok dala sahip. Dal... ...normalde ağacın kollarıdır. Ancak burada... ...sanatın, halk tiyatrosu... ...en çok dal, halk tiyatrosunun dallarına bahsetmiş. Biz buna yan anlam diyoruz arkadaşlar. Beşinci sınıfta görmüştünüz. Hani çekmecenin gözü dağın eteği gibi. Şimdi yan anlamın büyük bir kısmı benzetme ilgisiyle oluşturulur. Ve burada da halk tiyatrosu dalı derken tıpkı ağacın dalından esinlenerek oluşturulmuş. Dolayısıyla biz burada benzetme ilgisi olduğunu kabul ediyoruz. Benzetme ilgisi var. Ancak gerçekten çok zor, çok uç noktada bir soru olmuş. Benzetmeyi şurada olduğunu kabul etmeliyiz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. Daha kaliteli bir soru olabilirdi. Özellikle benzetme biraz daha belli verilebilirdi. Belki biz gözden kaçırdık ama burada benzetme olduğunu tespit ettik yan anlamdan dolayı. 15. sorumuz bir yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Kontrol edelim. Gerçekten de haklı olduklarını düşünüyorum. Gerçekten haklı olduklarını düşünüyorum. Anlam bozulmadığı zaman D ayrı yazılır. Burada bitişik yazmışlar ama anlam bozulmuyor. O zaman hata var. Biri eliyoruz. Peki çünkü elimizdekilerin ki sözcüğüne, ki ekine ler eki gelirse bitişiktir. Zaten bitişik yazmışlar. İki doğru. İki seçenekte de var. Kaybettiğimiz kayıp etmek ses olayı varsa birleşik olur. Bitişik yazılırlar. Bu da doğru. Cevabımız Bursa. Peki dörtte ne yanlış? Bu söylem bu gerçeği doğruluyor. Cümle bozulmadığı için bu değerin nasıl yazılması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Cevabımız Bursa. 16. sorumuza bir bakalım. Bu paragrafta yazarın asıl yakındığı yani şikayetçi olduğu serzenişte bulunduğu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Okumadan tabii ki bulamayız. Burada şıklardan gidemeyiz. Geçmiş ülkelerin hiçbirinde bizim öz tiyatromuz gibi güzel, zengin, eski ve çeşidi bol bir tiyatro geleneği bulamazsınız. Hele Karagöz başlı başına bir hazinedir. Bu ülkelerde gölge tiyatrosunda geçmişi yoktur. Fakat Çin ve Türk Gölge tiyatroların örnek alarak çalışma ve denemelere başlamışlardır. Değişiklikler ve yenilikler yaparak kendi gölge tiyatrolarını ortaya çıkarmışlardır. Bakın herhangi bir serzenişte bulunmadı. Ancak biz karagöz ve kukla gösterisini sadece eğlence olarak değerlendirdik. Sanatçılarına yardımcı olmadık ve çeşitli araştırmalar yapmadık. Ünlemde koymuş sonuna yazar burada bir şeyden şikayetçi. Yani yakınıyor. Şu cümle hangi seçenekle uygun? Ülkemizde tiyatroyu hak ettiği değerin verilmemesinden... Burada Karagöz ve Kukla gösterisinden bahsediyor. Gitti. Gelişmiş ülkelerdeki tiyatro kültürünün yeterince zengin olmamasından gelişmiş ülkelerle hiç kıyas, yani herhangi bir bilgi verilmedi. Gelişmiş ülkelerde gölge tiyatrosunun Çin ve Türk tiyatrosundan esinlenerek ortaya çıkmasından bundan bahsediliyor. Aslında bunlardan da kısaca bahsedilmişti ama şikayet edilmiyordu. Yani Çin ve Türk tiyatrosundan esinlenmiştir. Örnek almışlardır. Biz yakındığı durumu arıyoruz. Türklerin Karagöz ve kukla tiyatrosunu sadece eğlence olarak değerlendirip sadece eğlence olarak değerlendirip geliştirmemesinden onlarla ilgili araştırma yapmadık yardımcı olmadık. Evet altı çizili olan bölüm hangi seçenekle alakalı? D seçeneğiyle. 17. sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi bu paragraftaki yazarın bahsettiği durumu örnekleyen bir atasözü çifti değildir. Bakalım yazar neyden bahsediyor? Asırların içinden damıtılarak gelen bizlere öğüt ve tecrübe olarak yol gösteren atasözlerimiz dilimizde bize yoldaştır adeta. Zaman su misali akıp gitse de ömür yavaş yavaş yol alsa da her zaman ve her şartta söylenecek bir atasözümüz mutlaka vardır. Ancak atalarımız bir taraftan azı karar çoğu zarar derken bir taraftan da fazla mal göz çıkarmaz demişler. Dolayısıyla ikisi birbirine zıt. Bu durumda da biz şimdi hangisine inanalım diye düşünmeden edemiyor insan haliyle. Evet yazarın bahsettiği durum neymiş arkadaşlar? Burada azı karar çoğu zararda bir mesaj var. Fazla mal göz çıkarmaz derken tam tersi bir mesaj var. Yani bazı atasözlerimiz zıt anlamlılar. Bakalım. Damlaya damlaya göl olur. Biriktirmekten, ufak ufak biriktirmekten güzel şeyler olur. Sonucu çıkarıyoruz. Taşımaz suda değirmen dönmez. Evet yani ufak ufak parçalar bir işe yaramaz diyor. Dolayısıyla birbirine zıt görüşler. Ava giden avlanır. Merhametten maraz doğar. Şimdi ava giden avlanır demek arkadaşlar. Bir çıkar uğruna başkasına zarar vermeyi düşünürsen sen zarar görürsün. Yani ava gidersen birine zarar vermek istersen sana, sen zarar görürsün demek. Merhametten maraz doğar ise başkasına iyilik edersen senin başın belaya girer. Yani birinde kötülük etsen de sen zarar görürsün diyor. Birinde de iyilik etsen de sen zarar görürsün diyor. Dolayısıyla birbirine zıt. Bu adam ne yapacak? İyilik etse de olmuyor. Kötülük etse de olmuyor. Bu da birbirine zıt. Atın ölümü arpadan olsun, can boğazdan gelir. Şimdi atın ölümü arpadan olsun demekle can boğazdan gelir demek burada istediğin kadar ye, can boğazdan gelir şeklinde. Atın ölümü arpadan olsun. Yani yine can boğazdan gelir gibi istediğin kadar ye. Öleceksen de çok yemekten olsun şeklinde. Dolayısıyla ikisinin verdiği mesaj aynı doğrultuda. O yüzden cevabımız C olur. Eğri oturup doğru konuşalım. Doğru konuşmanın öneminden bahsetmiş. Doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar. Doğru konuşmanın bir işe yaramadığından bahsetmiş. Birbirine zıt. Bunu da eliyoruz. Sıradaki sorumuz yine bir anlatım biçimi sorusu arkadaşlar. Bununla ilgili bilgiyi vermiştik. Metinleyici, tartışmacı, açıklayıcı, öyküleyici, baht diye kodlamıştık. Şimdi metnimize kısaca bakıp anlayabiliriz. Siber zor zorbalık çocuklar ya da ergenlerin başka çocuklar ya da ergenler tarafından internet, dijital teknolojiler ya da cep telefonları aracılığıyla eziyet, tehdit, taciz, küçük düşürülme, utandırılma ve benzeri şekillerde hedef alınmasını ifade etmektedir. Siber zorbalığın ne olduğunu anlattı. Başka bir ifadeyle elektronik iletişim araçları kullanılarak bir kişi Kişi ya da gruba yönelik zarar ya da rahatsızlık verici eylemlerde bulunmak şeklinde de tanımlanabilir. Evet arkadaşlar siber zorbalık hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla betimleme değil zaten görmüştük geçen soruda betimlemenin ne olduğunu. Herhangi bir görüşe karşı çıkma yok. Bunu da eliyorum. Açıklayıcı anlatım bilgi vermek siber zorbalık hakkında bir şey öğretmek için yazılmış. Cevabımız C olur. 19. sorumuzu çözmeden önce arkadaşlar sizlere bir sitemi dile getirmek istiyorum. Bakın ben de sizinle birlikte çözüyorum. Hatta yüksek sesle anlatıyorum. Boğazım kurudu bunu yapmaktan. Bu kadar çok emek veriyorum. Sürekli size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sınavda başarılı olmanız için çaba gösteriyorum. Ancak arkadaşlar bugüne kadar verdiğim emeğin karşılığını layıkıyla like aldığımı düşünmüyorum. Sizler de bana hak veriyorsunuzdur umarım. Videolarımızı takip ediyorsanız anlıyorsunuzdur. Şu anda 3000 civarı abonemiz var. İnanın çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyoruz siz de bizlere destek olmak için videolarımızı paylaşabilir kanalımızı arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. Zaten liseye geçtiğinizde de 9. sınıf Türkçe edebiyat yazılarınızda örnek yazılarla size yine destek olmaya çalışacağım. Yazında bol bol tercihlerde sizlere rehberlik edici videolar paylaşacağım arkadaşlar. Sizden ricam siz de bize yardımcı olun. Bakın bu kadar yorulduk. Bunun karşılığını da alalım sizlerden. Evet arkadaşlar 19. sorumuzda hangisi bu paragraftan çıkarılamaz diyor. Bu tarz sorularda şıklardan gidiyoruz parçayı okumuyoruz artık alışmışsınızdır bu taktiğe. Yazar olayların eski İstanbul'da geçtiğini üstü kapalı söylüyor. Bakalım olaylar milattan sonra 1681'de İstanbul'a geçmektedir. Ama onun deyişiyle Konstantiniyedeyiz. Yazar bunu bile size pat diye söylemiyor. Evet demek ki üstü kapalı olarak söylüyor. Ay eleyelim. Yazarın cümleleri sıkıcı değil fakat gayet uzundur. Bakalım. Lafı öyle çeviriyor ki başına cümle bitip sanlamak için yeniden aynı cümleyi okuduğunuzda bu sonuca varıyorsunuz. Cümleleri oldukça uzun. Yazarın cümleleri gayet uzun. Ama hayır sıkmıyor. Yani sıkıcı değil. Tam tersi söylemiş. Bu da doğru. Peki bazen yazarın ne dediğini anlamak için iki kez okumak gerekiyor. Burada söylüyordu arkadaşlar. Aynı cümleyi okuduğunuzda yani bir kez daha okuduğunuzda bu sonuca varıyorsunuz. Yeniden okuduğunuzda bunu da çıkarabiliriz. Uzun cümlelerde sonlara geldikçe detaylar yüzünden okuyucu yoruluyor. Bakalım. Aksine cümle ilerledikçe detaylarda boğulmak yerine her bir kelimeyle daha çok okuma isteği duyuyorsunuz. Yani okuyucu yorulmuyor. Tam tersine daha çok okuma isteğiyle doluyor. Cevabımız D olur arkadaşlar. 20. sorumuza baktığımızda arkadaşlar koyu bölme bir okuyalım. Verilen metnin tür özellikleri düşünüldüğünde yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakın çok farklı bir yol deneyeceğiz. Kendisiyle konuşuyormuş gibi hava sezdirir. Evet nedir bunun türü? Deneme. Başkasıyla karşısında biri varmış gibi olsaydı sohbet. Samimi bir dil de kullanır. Deneme. Bakın bunlar aynı doğrultuda. Öner sürdüğü görüşleri ispatlamak zorundadır. Kanıtlama amacıyla yazılırsa makale olur. Kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. İspatlama amacı yoktur. Deneme. Zaten bu ikisi birbirine zıt. İkisi de A ve B de D'yi desteklediği için cevabımız C olur. Hiç okumaya gerek yok. Sıradaki sorumuz bir söz sanatı sorusu. Hangisi yer almamaktadır diyor bu söz sanatlarından. Şimdi kişileştirmenin ne olduğunu biliyoruz. Bakalım. Bir adam geçti kendi çizgilerinden katmalı katmalı günlere dalan gitmenin kalmaya açılan kapısından bir adam geçti 45 yılı da adam. Şimdi arkadaşlar buradaki söz sanatını bulalım buradan eleyelim bu daha kolay bir mantık olur. Bir adam geçti kendi çizgilerinden katmalı katmalı günlere dalan gitmenin kalmaya açılan kapısından gitmek ve kalmak aslında birbirine zıt kavramlardır. Dolayısıyla burada bir tezat sanatı var yani zıtlık sanatı var. Var mıydı seçeneklerde D seçeneğinde var bunu eliyorum. Şimdi ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Mıh gibi. Nasıl? Mıh gibi. De, dolayısıyla burada ortak yönuna benzetme var. Mıha benzetmiş adını akla tutmasını. Gibi edatıyla yapmış. Bunu da eliyorum. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Evet kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bedrin aslanlarına benzetiyor askerlerimizi. Burada benzetme var. Genel anlamda düşünüldüğünde de bir abartma söz konusu. Burada ne büyüksün ki kanın tevhidi kurtarıyor derken abartma söz konusu. Bunu da eliyoruz. Herhangi bir kişileştirme bulamadık üç metinde. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Başlarını tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak ağlarken aynı seslerinin tonu. Bebeklerin yaptığı hareketler zaten insan olduğu için kişileştirme olmaz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 22. soruya geldiğimizde arkadaşlar burada siyah beyaz çıktı aldığımız için çok fazla belli olmuyor. PDF çıktığımızdan şunların rengine biraz daha iyi bakarsanız cevabı daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Şimdi metinde su kabağının kullanım alanlarından bahsedilmiş yukarıda. Yer alan su kabağından yapılan ürünlerden hangisi metinde yer almamaktadır? Yani burada bilgi verecek biz eleyeceğiz. Bakalım Su kabağı kabaklar familyasından tek yıllık bir bitkidir. Genellikle alt kısmı geniş, sap kısmı dar olan su kabaklarının farklı çeşit ve türleri bulunmaktadır. Su kabağı kullanım alanı en geniş bitkilerden biridir. Kurutulmuş su kabağı, çalgı yapımından kabak kemane, şurada bir kemane var kabak kemane, B'yi eledik. Aydınlatmaya, buradakiler ışıkları yanıyor, aydınlatma yolunda kullanılmış. Bu da arkadaşlar şuradan anlıyorsunuzdur bir aydınlatma aracı olarak kullanılmış. Zaten cevap çıktı. Ham madde olmuştur. birlikte kurutulan küçük su kabakları, bebeklerin oyuncakları. Bu bir oyuncak değil arkadaşlar. Yani öyle görünüyor. İçi temizlenerek kurutulan yıllarca tarlalarda sürahi yerine. Tarlada kullanılan bir sürahiye de benzemiyor. Evet, cevabımız C seçeneği. 23. soruya geldiğimizde bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir ana fikir sorusu arkadaşlar. Asıl anlatılmak istenen şeklinde sorulabilir. Şimdi okuyalım. Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça döşek rahat olmuş neye yarar? Evet, ruh ve beden önce bunların rahat etmesi lazım. Vücudumuza bir iğne, ruhumuza bir dert girdi mi? Dünyalar bizim de olsa rahatımız kaçar. Vücutta kum sancıları bir başladı mı? Bu sancıyı iyi bilirim arkadaşlar. Bir akrabamda vardı gerçekten. İnim inim inletiyor insanı. İnsan ne kadar devletli haşmetli de olsa tacını tahtını saraylarını unutmaz mı? Çok kolay bir metin arkadaşlar ne diyor ruhun ve bedenin sağlıklı olsun gerisi hiç önemli değil sıkıntılarımızın her koşulda üstesinden gelebilmeliyiz geç sevdiği işi yapan insanla mutlu olur işten bahsetmiyor sıkıntılar insanlar içindir nereden çıkardın beden ve ruh sağlığı her türlü maddiyatın üstündedir işte burası bizim anlatılmak istenen düşüncemiz ve arkadaşlar geldik 24. sorumuza. Bu metinde oyun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Artık bu taktiği öğrendiniz. Evet ne yapıyoruz? Şıklardan gidiyoruz. Oyunun oynanma şekline bir bakalım. Beş taş oyunu, beş küçük taşla oynanan geleneksel bir çocuk oyunudur. En az iki kişiyle oynanır. Taşlar küçük olmalı. Beş ile bir avuca rahatlıkla sığmalıdır. Oyuncular yere oturur. Kurayla birinci seçilir ve saat yöne doğru sıra ilerler. Bakın oyun oynanma şekliyle ilgili bilgiler vermeye başladı. Birinci oyuncu yerden bir taş alır. Kavaya fırlatır. O esnada yerdeki taşlardan bir tanesini yakalar. Havadaki taşı da yere düşmeden tutar. Evet oyunun nasıl oynandığı detaylı olarak anlatılmış. A'yı geliyoruz. Oyunun farklı aşamalarına. Aa, buraya kadar yoktu bir aşama. Bir devam edelim. Sırasıyla bir taşı fırlatır. Yerden iki taş alır. Sonra üç taşı atar ve bu şekilde beş taşla toplamaya çalışır. Hepsi toplandığında diğer aşamaya geçilir. Evet. Anahtar kelimemiz burada. Demek ki oyunun farklı aşamaları var. Bunu deliyoruz Oyunda sıranın nasıl diğer oyuncuya geçtiğine. Buraya kadar diğer oyuncu değil. Bir oyuncu oynuyordu. Oyuncu işaret parmağının ortağı işaret parmağını ortağı parmağının Burası niye böyle yazılmış? Orta parmağının üstünden geçirerek bir köprü kurar. Diğer oyuncunun seçtiği taşa değdirmeden bütün taşlar bu köprünün altından geçirir. Arkadaşlar halen tek kişi oynuyor. Sıra başkasına geçmedi. Bununla ilgili bir bilgi yok. Bu şekilde tüm aşamaları toplar ve son aşamaya geçer. Son aşamada ise taşların tümünü hafifçe havaya fırlatır. Elinin tersiyle yakalar ve yakaladıklarını tekrar fırlatıp bu kez avuçla yakalar. Dolayısıyla oyun hiç başkasına geçmedi. Nasıl geçtiğini de anlatmadı. Oyun için gerekli nesneler başta verilmişti. 5 tane küçük taş olacaktı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Sıradaki sorumuz yine bir ana fikir sorusu. Çünkü ne diyor? Asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu sorularda metnimizi okuyacağız. Hayatınız nerede biterse orada tamam olmuştur. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar vardır ki aslında pek az yaşamışlardır. Şunu anlamakta geç kalmayın. Doya doya yaşamak yılların çokluğuna değil, sizin gücünüze bağlıdır. Yani ne demek istedi arkadaşlar? İstediğiniz kadar uzun yaşayın. Bu çok önemli değil. Önemli olan az ama öz yaşamaktır. Yaşadığınızın kalitesi önemlidir. Uzun yaşamak herkesin hakkı. Bu asıl bunu anlatmak istemiyor. Önemli olan hayatı uzun yaşamak değil nitelikli yaşamak. Yani iyi yaşamak. Bitti arkadaşlar. Giriş cümlesinde vermişti şurada. Giriş bölümünde. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil iyi yaşanmasındadır. Bunları da eliyorum. Cevabımız Bursa. Sıradaki 3 sorumuz da aynı metinle alakalı arkadaşlar. Şimdi birinde konusunu sormuş birinde kesin olarak çıkarılır. Üçüncüye de birazdan bakarız. Metnimizi bir okuyup anlayalım. Roman nereden bakılırsa bakılsın ilginç bir tür. Destanın gölgesinden sıyrılması 17. yüzyıla aslar Ve romanın roman olarak kabulü daha doğrusu romanın kendini kabul ettirmesi bu vakitlerde başlar. Ancak romanın kendini kabul ettirmesi hiç de kolay olmamıştır. Burada güzel bir mesaj verdi. İlk zamanlar sakıncalı hatta lanetli bir türdür o. Kimi zaman geri kalmış bir sanat olarak görülmüş, kimi zaman gençleri yoldan ve baştan çıkaran zararlı bir tür olarak reddedilmiş. Roma'nın bu yönü uzun süre zihinleri meşgul etmiştir desek yanlış olmaz. Modern zamanlarda bile bu durum zaman zaman gündeme gelmiş ve roman ilkel veya zararlı bir edebiyat dalı olarak görülmüş, ele eleştirilmiştir. Buna rağmen romanı akıl almaz bir tür olarak niteleyen Edgar Allan Poe gibi yazarlarda olmuştur. Bu metnin konusu hangisidir? Romanlarda kullanılan teknikler hiç bahsetti mi arkadaşlar? Hiç bahsetmedi. 17. yüzyılın roman anlayışından bir yerde bahsetti ama devamında günümüze kadar olduğu süreçten bahsetti. Konu dediğimiz metnin tamamını kapsamalı. Toplumun roman benimserken yaptığı fedakarlıklar. Toplumun bir fedakarlığı yok. Bundan hiç değinmedi. Top romanın toplumda zamanla kabul görmesi. Evet, metinde genel olarak bu anlatıldı. Dolayısıyla konumuz romanın zaman içerisinde nasıl geliştiği, toplumda nasıl kabul gördüğü. 27. sorumuza bakalım. Aşağıdaki yargıların hangisi kesin olarak çıkarılır? Şimdi roman bugün herkes tarafından çok sevmektedir. Son da bir yerde diyordu ki bu durum modern zamanlarda bile bu durum gündeme gelmiş. Dolayısıyla halen herkesin sevdiğini söylemek mümkün değil. Roman gençlerin ruh sağlığı için zararlıdır. Gençlerle ilgili kötü alışkanlıklara yönlendirebilir demişti ama biz böyle bir şeyin kesin olarak iddia etmemiz mümkün değil. Roman'ın kendini kabul ettirmesi kolay olmamıştır. Evet, işte burası çok sıkıntılar yaşamış, eleştirilmiş, gençlere zarar veriyor denilmiş, bir sürü tepki gelmiş ama sonunda kendini kabul ettirmiş. Modern zamanlarda en çok satan kitaplar romanlardır. Bununla hiç alakası yok. Cevabımız C olur. 28. sorumuz daha önce okuduğumuz roman metniyle alakalıydı. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi doğrudur diyordu. Arkadaşlar orada metnimizin sonunda Edgar Poe'nun bir cümlesi yer alıyordu. Dolayısıyla düşüncelerini desteklemek amacıyla başka birisinin o alanda yetkin birisinin cümlesine başvurmaya biz tanık gösterme diyoruz. O yüzden 28. sorumuzun cevabı D olur. Arkadaşlar Antalya sorularında en sık karşılaştığımız soru tipi paragrafın ana fikri oldu. Yine öyle bir soru var. Metnimizi bir okumamız lazım. İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek onu daha fazla bunaltır. Nasıl ki yerini yerine oturmuş yükler daha az engel olur geminin gidişine. Bir hastaya iyilikten çok kötülük yaparsınız yerini değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Ve nasıl ki kazıklar daha da derine gidip sağlamlaşırlar sarsıp sallanmakla. Bu yüzden kalabalıktan kaçmak yetmez bir yerden başka bir yere gitmekle mesele bitmez. Basit bir metin sıkıntılarınız yer değiştirerek bitmez diyor. Sıkıntılarımız olduğunda kalabalıklara kaçmalıyız. Bu metnin ana fikrinin tam tersi yer değiştirmek her zaman insanlara iyi gelmiştir. Hiç olmaz sıkıntılarımızı bulunduğumuz yeri terk ederek kaçamayız. İşte burası yer değiştirerek sıkıntılardan kurtulamazsınız demek istiyor. İçimizden geldiği gibi davranmanız zarar olmaz da alakası yok. Arkadaşlar bugüne kadarki en uzun videomuzu çekiyoruz. Gerçekten çok yorulduk. Ancak son bölüme geldik. Birazcık daha sabredelim. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diyor. Yine şıklardan gidiyoruz korkusuzca yürüm yürümemizi sağlayan şey vicdandır. Şimdi bakalım vicdan içimize korkusaldığı gibi eğer suçumuz yoksa rahatlık ve güven verir bize. Ben kendimden örnek vererek söyleyebilirim ki çeşitli kötü durumlarda içimden geçeni ve niyetlerimin temizliğini kendimi bildiğim, kendim bildiğim için daha korkusuz adımlarla yürümüşümdür. Evet vicdanım rahat olduğu için korkusuz yürümüşümdür. Bu metinden çıkarılır. Büyük başarılara risk alınarak ulaşılır. Yahu risk hiç değinmiş miydi? Hiçbir yerde değinmemişti. Cevap Bursa vicdan içimize korkusalar İçimize korku saldığı gibi demiş. Vicdan içimize rahatlık ve güven hissi verir. Suçumuz yoksa rahatlık ve güven hissi verir demiş. Cevap B olur. Sıradaki sorumuza bir bakalım. Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Yine bu ışıklardan gidelim. Birinci cümlede örtülü anlam vardır. Yani cümlede söylenmek istenenin dışında başka bir anlamda vardır. 1922'de Ankara'daki 23 san kutlamalarına öğrencilerin de katılması. Evet arkadaşlar bağlaç olan örtülü anlam, anlam örtülü anlam katar. Demek ki öğrencilerin dışında katılanlar da var. Anlam ortaya çıkıyor. A'yı eliyoruz. İkinci cümlede amaç sonuç anlamı vardır. Bir bakalım. Atatürk'ün desteğini alan Himaye Eftal Cemiyeti 23 Nisan 1923'te yetim ve öksüz çocuklar için için çok önemli yardım toplamaya başladı. Hangi amaçla? Yetim ve öksüz çocuklar amacıyla. Dolayısıyla B'yi de eliyoruz. Üçüncü cümlede geçiş ve bağlantı ifadesi. Bir bakalım. Bu sırada yardım amaçlı rozetler çocuklar tarafından satıldı. Böylece evet böylece oysa ki kesinlikle aslında gibi ifadeler geçiş ve bağlantı ifadesi olarak değerlendirilir. C'yi de iliyorum. Dördüncü cümlede himayesinde sözcüğünün yerine etkisinde sözcüğü kullanılabilir. Bir bakalım. İlk kapsamlı çocuk bayramı kutlamaları Atatürk'ün himayesinde yani onun kontrolünde, onun başkanlığında gibi onunla yapıldı. Ancak bunun yerine etkisinde dersem Atatürk bunu etkilemiş oluyor. Yani anlam değişiyor. Dolayısıyla himaye etmek, kontrol etmek ayrı bir şey. Onun etkisinde yapılması farklı bir durumdur. Cevabımız D olur. 32. ve 33. soruları bu haritaya göre çözeceğiz. Arkadaşlar harita burada renksiz olduğu için yan tarafta resim olarak ben size renkli halini gösteriyorum. Elinize pdf çıktısı varsa oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi sorumuza bir bakalım. Aksu'dan tramvaya binen bir kişi. Aksu şu tabloda görmüşsünüzdür şurada. Evet burası Aksu arkadaşlar. Seleklere gitmek istiyor. Seleklerde arkadaşlar şurası. Burada tam okuyamıyorsunuz ama yan tarafta görselde görebilirsiniz. Buna gitmek istiyor. Aktarma yaptıktan sonra kaçıncı durakta inmelidir? Aktarma işaretimiz burada. Şu işaret. Peki bakalım Aksu'dan çıktık. Aktarma yok. Devam ediyoruz. Şurada bir aktarma işareti gördük. İsmet Paşa'da nereye aktarıldı? Şu bölüme aktarıldı. Bu bir aktarmadan sonra. Bu iki ve selekler üç. Kaçıncı durakta inmelidir? Üçüncü durakta inmelidir. Cevabımız C olur. 33. soruya baktığımızda ise Yeşilırmak durağından tramvaya binen. Yeşilırmak burada arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Buradan tramvaya binen bir kişi. Havalimanına gitmek için. Havalimanı şurada şu yolu kullanacak. Kaç aktarma yapmalıdır? Evet aktarma işaretimizi biliyorduk. Şimdi buradan kalktı tramvay gitti. Şurada Atatürk durağında bir aktarma yapılacak. Buradaki tramvaya binecek. Burası bir aktarmayı yaptı. Devam ediyor. İsmet Paşa'ya geldiğinde en kritik bölüm burası. Aktarma yapacak mı sizce yoksa devam edecek? Evet İsmet Paşa'ya geldiğinde bu tramvay yoluna devam edecek havaalanı için. Aktarma yaparsa başka yere gider. Dolayısıyla burada aktarma yapmıyor. Devam ediyor, geliyor ve havaalanı. Sadece kaç aktarma yaptı? Bir aktarma yaptı. 33. sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Arkadaşlar 34. sorumuz uzun bir grafik sorusu. Nüfusla ilgili grafik sorularını çok e, sıkça görüyoruz. Şimdi sorumuzu çözmeden önce grafiği anlayalım. Sadece grafiği, sözel bölümleri okumuyorum. Burada 2007 yılında mesela 70 milyon civarı nüfusumuz var. Şu sütunlar nüfusumuzu gösteriyor. Çizgi ise nüfus artış hızını gösteriyor. Mesela 2010 yılında şurada 13.1'in biraz üstünde artış göstermiş. Şurası artış hızı. Şurada 2019 yılında %13,9 artış göstermiş. Yani grafik oldukça basit. Peki hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Bakıyoruz. 1- 2019 yılında 2018 yılına göre nüfus sayısı artmıştır. Nüfus sayısı diyor. Bakın şurası 2018. Şurası 2019. Dolayısıyla bir artış var. O zaman bir numaralı seçeneğimiz doğru. Şıkları boş verin biz doğruları bulalım. Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl 2019'dur. Nüfus artış hızı bu çizgiydi. Şimdi 2019'da şurada %13,9 fakat şurada 2010 yılında hepsinin üstünde. Çizgiye baktığınız zaman dolayısıyla en fazla artış hızı 2019'da değil, 2010 yılında olmuştur. Yani ben bunu eliyorum. Burası yanlış. 1 olacak cevabımız da 2 olmayacak. Şıkları gösteremiyorum. Ekran çok e, büyük oluyor. O yüzden biz buradan bulalım. 2018'e göre 2019 yılında il, ilçe, belde, köy nüfus oranları artmıştır. Şimdi şurada bir başlık var. İl ilçe merkezlerinde yaşayanlar. 2018'de %92.3 olan il ve ilçe merkezinde yaşayanların oranı 2019'da 92,8. Yani artış var. Doğru. Fakat diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı 7.7'den 7.2'ye düşmüş. Yani il ilçe artarken belde köy azalmış. O zaman bu da yanlış. İkisi artıp ikisi azalmış. Dördüncü öncülümüze geldiğimizde 2019'da ülkemizde ikamet eden yabancı sayısı bir önceki yıla göre artmıştır. En üst bölümde arkadaşlar ülkemizde ikamet eden yabancı sayısı bir önceki yıla göre 2018'e göre 320.146 kişi artmış. Dolayısıyla bir önceki yıla göre artmıştır. Dördüncü öncülümüzde doğru nüfus sayısı bakımından Antalya 5. sıradadır. Nüfus sayısı şurada arkadaşlar. Şimdi İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 451.543 kişi artarak 15.519.267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun %18,66'sını ikamet ettiği İstanbul'u birinciyi 5 639 bin kişiyle Ankara ikinci 4 307, 367 kişiyle İzmir üçüncü 3 milyon 56 kişiyle Bursa Dördüncü 2 milyon 511 bin 700 kişiyle Antalya izledi. Beşinci olarak Antalya izlemiş. Sıralamayı burada yapmış. Bu da doğru arkadaşlar. Şöyle hafifçe yukarı kaydıralım. 1, 4, 5 doğru. 1, 4, 5 cevabımız Bursa. 35. sorumuz bir sözcükte anlam sorusu. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çevirmek sözcüğü bu anlamlardan yukarıdaki anlamlardan biriyle ...kullanılmamıştır. Şimdi buradan bulacağız... ...yukarıdan eşleştireceğiz. Tatil köyündeki evini pansiyona çevirdi. Tatil köyündeki evini pansiyona... ...yönünü değiştirmek olmaz. Öteki yüzünü mü gösteriyor pansiyonun? O da olmaz. Hareket ettiriyor? Olmaz. Yönetiyor? Olmaz. Durduruyor? Olmaz. Yolundan alıkoymak? Hiç olmaz. Geri göndermek? Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa çevirmek? Bu da olmaz. Dolayısıyla buradaki çevirmenin... ...yukarıda hiçbir karşılığı yok. Peki kontrol edelim... Bütün çiftliği o çeviriyor. Evet yönetiyor, idare ediyor. Şöyle dört numara gitti. Koyu renkli elbisesini tersini çevirip ipe astı. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Söküp diyor. Bu olmayabilir. Şöyle yukarıda bir yerde daha vardı. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek. Evet. iki daha mantıklı. Şöyle C'yi de şuraya götürelim. Bu olmazsa zaten şudur. Dolayısıyla yukarıda var. Polis arabayı çevirerek şehre girişine izin vermedi. Arabayı çevirerek ne demek istiyor arkadaşlar? Yolundan alıkoyarak. Yoldan döndürerek geri döndürüyor. Arabayı çeviriyor. Bu da doğru. Cevabımız A. 36. soruya geldiğimiz arkadaşlar yine bir tablo var. Bu tablodaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Yani yanlış olan seçeneği bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düzeltelim ekranımızı. 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti, eti üretimi azalmıştır. Bakın şurada. 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre. Buranın altını çiziyorum. Bazı seçenekleri buradan bulacağız. Çünkü bir önceki yılla kıyaslama yapmış. Tavuk eti üretimi 9.1. Tavuk sayısı 6.5. Tavuk yumurtası 3.6 artmış. Bize neyi soruyordu? Hindi eti üretimini. Hindi eti üretimi 1.3 azaldı. Gitti. Zaten azalmıştır diyordu. A'yı bulduk buradan. 2020 Şubat ayında bir önceki yıl aynı ayına göre. Yine şuraya göre gidiyoruz. Tavuk eti üretimi artmıştır. Tavuk eti üretimi 9.1 artarken. Bu da gitti. 2020 Şubat'ta 2019 Şubat'a göre en az artış tavuk yumurtası üretiminde olmuştur. 2019 Şubat 2020 Şubat değişim. Artışlara bakıyorum şunlar. Tavuk eti 9.1. Kesilen tavuk 6,5, tavuk yumurtası 3,6. Tavuk yumurtası üretiminde en az artış. Evet 3,6 tavuk yumurtası. Bu da doğru. 2020 Şubat ayında tavuk eti üretimi bir önceki aya göre artış göstermiştir. En son bilgi arkadaşlar. Şubat ayında bir önceki aya göre tavuk üretimi 5.9 azalmış. Burada artış göstermiştir diyordu. Dolayısıyla yanlış. Cevabımız deniz. 37. ve son sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılacak yargılardan biri? değildir diyor. Viking akınları birçok manastırın yok olmasına sebep olmuştur. Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8-11 yüzyıllar arasında Kuzey Batı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir. Viking akıkları ile Viking akınları ile birlikte birçok manastır yok olmuştur. Şu cümleden anlıyoruz ki birçok manastırı yok etmişler. Bununla ilgili çok güzel de bir dizi var orada görmüştüm. Saldırıyorlardı gerçekten. İlk yok ettikleri yer Avrupa'da manastırdı. Viking'ler ömürlerinin büyük kısmı denizlerde geçirmiş. Savaşçı bir halktır. Ömürlerinin büyük bir kısmını. İlk cümlede vardı arkadaşlar ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş savaşçı bir halk. Bunu da direkt eriyoruz. Yazılı kaynaklarda Vikingler kaba, ilkel, medeniyetten uzak olarak betimlenmişlerdir. Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak betimlemişlerdir. Şimdi bu anlatımlar yazılı kaynak mı? Adı üstünde anlatımları diyor. Keşişlerin anlatımı dolayısıyla sözlü bir kaynak oluyor. Şurası yanlış bir ifade arkadaşlar. Keşişlerin anlatımı sözlü bir kaynaktır. Cevabımız C olur. Uzun süre Avrupa'da Viking korkusu ve düşmanlığı olmuştur. Şurada yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Bunu da eliyoruz. Son sorumuzun cevabı C seçeneği. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere destek olmak için orta bölümdeki resmimize tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımızdan da diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.